Dedeciğim hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Dede tutsana şunu bir katlayı verelim. Ne var yine onun içinde dede ya? Ne mi? Evet, et var. O zaman koyma oraya. Kanı filan sızar. İyi, koymayalım bakalım. Yine koca bir parça almışsın dede ya. Evet, almasa mıydım? Sen beni dinlemiyorsun ki hiç. Hiç dinlemiyorsun. Ama kızım ben dinliyorum seni. Herkes söylüyor. Kırmızı et zararlı diyorlar. Hele senin yaşında. Ne varmış yaşımda? 70 yaşındasın dede. Gidip yağlı yağlı etleri buluyorsun. Çayı kop koyu içiyorsun. Ne bileyim az uyuyorsun. Kim demiş et zararlı diye? Herkes. Gazeteler, televizyon. Onlar bizim kasap Nurettin'in etini görmemişler de ondan söylüyorlar. Aman dede. Çocuğum, eğer Allah ne verdiyse yer, sonra kıçının üstüne yatarsan ıspanak bile yesen zararlı. Ama adam gibi çalışır çabalar, ayağını yerden kesmezsen dünyayı ye, evelallah hiç mesele değil. Aman dede. Cihan kızım. Aa, birazcık bu. Çağır şunu kızım hadi. Tamam. Hadi gir. Gel. Hadi geç. Hadi. Hadi gel. Hoş geldin bakalım. Nasılsın birazcık? Berhudar ol bakalım. Berhudar ol. Sen de ninen rahmetli gibi her Allah'ın günü dip köşe temizlik yapmasan be Cihan Sultan. Hadi bu çocuk da açtır. Hazırlayayım bir şeyler bakalım. Tamam dede. Hadi Iraz. Hadi. Hadi. Cenab-ı Allah halimize şükredelim diye mi ortalıkta gezdirir ha kızım seni? Hay yarabbim. Acıkmış bu dede baksana. Kolay değil ha kızım. Sabahtan geceye ev yok, bark yok. Bir iki insaf sahibi bir kap yemek verecek de biraz kız doyacak. Zor tabii zor. Bu böyle ama dede. Bir güzelliği. Kendi halinde bir şey var bu kızın. Şeyi... Cazibesi. Evet cazibesi. Yani huzur gibi, iyilik gibi bir şey işte. E tabii kızım. Bunların amisi Cenab-ı Hak'tır. Gel biraz. Sana biraz giyim kuşan bakalım. Hadi. Ha? Cihan kızım. Efendim dede. Sen bir yıka pakla onu. Sık sık uğramasını tembihle. Nasıl söyleyeceksen artık. Tamam dede. Ben namaza çıkarım birazdan. Var mı istediğin? Yok dede, sağ ol. Yatsam
Geçmiş olsun. Bitti mi lan? Bittim. Hadi Remzi, biz gidelim. Hesap ödendi. Tüh lan be. Ne yapıyoruz? Taş çaldı o velet. Ne? Taş çaldı taş. Sen uyu. Yok baba be. Kalk kalk kalk. Usta var ya, göreceksin daireyi. Çok güzel abi, süper. Kapıyı açınca ayrı bir dünyaya giriyorsun. İki odası ne var. Ne oldu ya, nereye gidiyorsun? Görürsün. Durun lan. Çok küçük bir... Ne oluyor ya? Siz kime lolo yapıyorsunuz lan? Anlamadım. Taş çaldı bu it, gördüm. Kim, ben mi? Sen basket. Ne? Basket dedim lan. Yoksa seni de meletirim burada. Ama... Ne yapıyorsun oğlum sen? Sus lan sen. Dur lan dur oğlum ya. Dur dedim ya. Ölecek çocuk dur. Delisin sen ya. Hay ben. Aslında var ya, taş çalmamıştı lan çocuk. Saat kaç olmuş Asaf? Kaç yıl olmuş Asaf? Kaç yıl olmuş? Hiç uyumadım be. Niye? Kuş tüyünü sermediler mi altını? He, sermediler. Kasabadan iki salak biz kaldık oğlum. Evde kaldık, evde. Doğru valla. Eve gitsen soba yanmaz. Çorban kaynamaz. Kaldırma. Şimdi çekeriz iki bira, ısınırsın. Belki biraya da gerek kalmaz. Nasıl? Anlamadım. Biraya diyorum. Gerek kalmadı. Ne diyorsun lan sen? Isınmak istiyordun ya. Ayağına geldi işte. Biraz mı? Her neyse işte canım. Yuh be. Ne var oğlum? Olmaz mı? Delidir oğlum bu. Ya bu...
Ne bileyim lan, ıraz bu. Anladık baba. El ayağı tam değil mi bunun? Tamam. Şşt! Dursana biraz. Konuşamıyor mu bu? Yok, konuşamaz. Az dur. Dur bakalım. Selo, erkete dur. Bak etrafa. Bana bak. Emin misin sen oğlum ya? Hadi hadi yürü. İyi Zine, iyi. Deli meli ama sıkı parçasın sen. Bırakırsam görürsün bak. Yürü abi, yürü. Uraz değil mi bu? Bir bakayım ben şuna. Dede, buna bir şey olmuş. Ne olmuş? Bilmiyorum ki. Bana sarıldı. Sanki kalbi fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Allah Allah. Bir şeyden mi korktu acaba? Bilmem. Hay Allah. Ah işte. Şurada kalsa, bir odacık versek, yese, içse. Ama durmaz ki. Kırlangıç gibi. Gelir oturur, o saat bakmışsın yok. Kasabanın öbür ucunda almış soluğu. Bir şey de anlatamaz ki. Ne olmuş acaba buna? Ne gülüyorsun lan sen? Deli Çetin ceviz çıktı ha. Senin kafaya bir tahliye deliği açtı Korkut. Gülme lan cıvık cıvık, kes sesini. Tamam be oğlum, kızma. Ben bu işin peşini bırakmam. O deliyle hesabı kapatmadım daha.
Kafama taş vurursun ha. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Şimdi ne halt edeceksin bakalım? Ne oldu lan? Ne olabilir? Yani? Vay be. Ulan az hayvan değilsin ha. Tavsiye ederiz. Ne? Sen bilirsin. Ben beklerim burada. Kimseler de yok zaten. Gir lan hadi. Yürü yürü. Yürü. Neydi o ses kızım? Kapı vuruldu dedi. Ama kim o dedim, cevap falan yok. Dur ben bakayım. Aman yarabbi. Uras. Allah Allah. Ne oldu bu çocuğa ya? Kızım sen yaralarına bak da ben çıkıp araba bulayım. Tamam dedeciğim. Gel Uras. Allah Allah. Gel canım. Dede. Ben çıkıyorum. Şey... Söyle kızım. Dede, sanırım Iraz'ın başına kötü bir iş gelmiş. Evet kızım, dövmüşler galiba. Dede, galiba başka şeyler de olmuş. Ne?
Sen içsene. Selamünaleyküm. Aleykümselam Asaf amca, hoş geldin. Az şekerlisini verin Asaf amcanın. Ne oldu? Kızcağızın durumu nasıl? Nasıl olacak işte? İnşallah bulunur yapan da. Allah'ın belası. Bulunur mu onu bilemem. Lakin eğer bu muhitte de böyle rezillikler oluyorsa biz de adamız diye ortada dolaşmayalım. Asaf amca, iyi diyorsun da ne yapalım biz? Ne yapalım mı var mı muhtar? Bu işin iki veçesi var. Bir, bu kızcağıza sahip çıkamadık. İki, bu hayvanlığı yapan hayvan aramızda dolaşıyor. Ama... Madalyonun iki yüzü böyle. Aramızda dolaşıyor demek ki. Bizim fırınımızdan ekmek alıyor. Bizim çeşmemizden su içiyor. Bizim yolumuzda adım atıyor. Ne yapsak Asaf amca? Şaştım kaldım. Jandarma tahkikatı derinleştirecek. Biz de var gücümüzde onlara destek olacağız. İnşallah bunlar da... Ya ben bu kıza acıdım amca. Orası zaten ayrı destan. Allah'ın garibi. Ama bunu yapanı şeytanın koynunda da olsa bulup da çıkarmak lazım. Dilerim tez olur. Doğrusun amca. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl battık lan bu işe? Gördün mü şimdi? O sakallı herif ne ayak be? Asaf. Niye kurcalıyor bu işi? Kıza yiyeceğini falan bu adam veriyor. İlgileniyor işte. Yalnız. Ne? Sakata geldik. Adam Çetin Cevizdir. Hadi be. Yaşına başına bakıp da sepet salma adamı. Nasıl yani? Ben de tam bilmiyorum. Bu adamla ilgili kimi diyor ki Kore Harbi'nde bulmuş. Kimi yok Kıbrıs Savaşı'nda binbaşıymış da. Sonra her şeyi bırakıp buraya yerleşmişmiş diyor. İstihbarattanmış da sonra bilmem neymiş de falan diyen de var. Külliyen masal yani. Neye sayarsan artık. Ama muhtarın halini gördün. Neredeyse önünde kedi gibiydi. Bir müddet kirişi kıralım. Kirişi mi? Nereye? Ne bileyim oğlum, gidelim işte bir yerlere. Nasıl ya? Ben gidemem ki. Tüysen iyi olur. Bu iş büyüyecek. Sana kıyanların dilerim elleri kırılsın. Aha benim kızım yine devreye giriyor. Ey yarabbim. Zavallı çocuk. Aç mıdır, tok mudur, üşür mü, hasta mı? Sabahtan akşama kadar yol tepiyor işte. O fenalığı yapan kişi bulunamadı değil mi daha? Maalesef bulunamadı. Hadi bu dünyada kaçtılar. Ama öbür dünyada hangi deliye kaçacaklar bilmem artık. Allah bu kızın yardımcısı olsun komşu. İnşallah bulunurlar. İnşallah. Biraz'ı gördüm yolda. Zavallı. Ben de gördüm. Buradaydı. Ya. Nasıldı durumu? Dede, Iraz... Evet. Iraz'ın karnı büyüyor. Ne? Iraz... Iraz hamile dedi. Ne?
Cihanşa, niye böylesin? Hiç. Raza üzüldün değil mi? Evet dedi, evet. Bu nasıl bir hayvanlıktır dedi. Şimdi o zavallı karnında kımıldayan bir bebekle karanlıkta, soğukta oturuyor. Ne olup bittiğini anlamıyor. Belki dehşet içinde. Bu nasıl bir hayvanlıktır dedi. Hayvanlık bile değil kızım. Bunu hayvanlar yapmaz. Daha aşağı bir şey bu. Muhtara giderim ben. Bir konuşur çaresini ararız. Üzme artık kendini. Biraz. Ne işin var senin burada? Ne yapıyor bu Cihan? Galiba seni çağırıyor dedi. Ver kızım paltomu hemen. Dur biraz. Dur kızım. Dur kızım, geleceğim, geleceğim. Dede dikkat et. Tamam kızım, tamam. Daha ne kadar kalacaktık ki kasabanın dışında? Olmaz işte, çare değil. Yavaş konuş, yavaş. Mesele kapanacaktı sözüm onu. Kapanmadı. Sakin olsana sen. Hep o sakallı Asaf kaçıyor bu işi. Oh. Ne olacak oğlum? Deli bir kıza bilmem ne yapılmış. Yani bizi dikecekler karşısına. Teşhis mi edecek? Hani dile gelip, evet bunlardı dese, kim inanır oğlum ana? Allah kahretsin Emir, bunlarmış. Ne dersen de. Battık biz, battık. Uyuyamıyorum lan geceleri. Korkuyorum. Böyle devam edersen ben uyuturum seni, anladın mı? Biraz, biraz. Nereye gittin? Thank you.
Çabuk telefon. Jandarmayı arayalım hemen. Dede ne oldu? Iraz. Iraz'ı bunu yapanları bulduk. Iraz gösterdi. Onlar yapmışlar. O ikisi. Alo. Dede. Dur hadi Cihanşah. Soluğum kesildi. Bana bir bardak su kız. Dede neler oldu? Iraz. Bilmiyorum Cihan kızım, bilmiyorum. Iraz'ı o viranede bulmuşlar. Zavallı boyuncuğunda mosmor bir halka varmış. Boğulmuş kızcağız. Muhtar dedi ki, vallahi mutlu mesut uyur gibiydi. Öyle masum, öyle rahat. Nasıl boğulduğunu, nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Peki ötekiler? Suçlular? Ormanda bulunmuşlar. Kaçmaya çalışıyorlarmış anlaşılan. İkisi de ölü bulunmuş. Ve bunu da bilen hiç kimse yok. Nasıl oldu, ne zaman oldu, kim yaptı bilen yok. Ne duyan var, ne gören. Ama... Garip olan ne biliyor musun? Onların da boynunda aynı morluktan, aynı izden bulmuşlar. Sanki... Sanki kızım, Iraz'ı boğan el, Iraz'ı o fenalığı yapanların da hakkından gelmiş. Ne bileyim. Aman yarabbim. Kimse bir şey anlamadı. Dün Iraz beni çekip götürdükten beri neler oldu, nasıl oldu bilen yok. Zavallı Iraz. Zavallı güzel Iraz. Evet, zavallı Iraz. Dede... Sence gerçekten ne oldu? Bana kalırsa evlat, Iraz ölümden başka kaçacak yer bulamadı bizim şu riyakar dünyamızdan. Ötekilere gelince, onları yok eden kendi cinayetleri ve Iraz'ın, o zavallı Iraz'ın öfkesi ve garezi. Ama nasıl oldu onu Allah bilir. Ben biraz uzanacağım kızım. Çok yorgunum. Rüyasız bir uyku istiyorum şimdi. Sadece uyku. Tamam dede. Sonra da birer Yasin okuruz Iraz'a. Bizim Iraz'ımıza birer Yasin. Hadi kızım, tepsiyi getir. Yağladın mı kızım? Evet anne, tepsi? Bak istersen sen de. Tamam, acele edelim de. Bu baban da nerede kaldı? Erken çıkacaktı ya anne, gelir herhalde birazdan. Acıktın mı oğlum benim ha? Acık sabret ha? Ha?
Ay Muhsin, bari bugün de erken geliver ya. Erkencisin Muhsin abi. He, öyle oldu bugün. Bugün diploma günümüz de Allah'ın izniyle. Yapma ya, Lale mi? Bitirdi üniversiteyi vallahi. Maşallah ya, aferin. Sorma, uzun ince yol, zahmetli dedik. Biter mi dedik ama bitti çok şükür. Hayırlı olsun Muhsin abi. Allah acılarını göstermesin. Hayırlı işler. Güle güle abi, sağ ol. Neredesin Muhsin sen ya? Geldim ya. Sen şükret bu saatte geldiğime. Aldın mı kuş üzümü falan? Ha, hepsi burada torbada. Nasılsın kızım? Hoş geldin baba. Nasılsın oğlum? Acıktık. Tabii ya. Bunlar öldürür adamı açlıktan. Emine acıkmış bak Yusuf. Bekleyin canım ha. Ablan da nerede kaldı? Eli kulağındadır. Birazdan gelir herhalde. Hazırlıyoruz böyle hanımefendiye ama kıymetini bilir inşallah. Ne oldu yine? Anne, normal olan diploma törenine bizim de gidip güle oynaya hep beraber eve dönmemizdi. Ama senin kızın öyle bir surat yaptı, öyle çemkirdi ki. Canım, vardır bir sebebi. Ya sebebi vardır da, neyse. Neyse canım, bugün ablanı şımartacağız biraz. Hadi bakalım. Lale, yarın görüşebilecek miyiz? Olur, tabii. Tamam, tekrar kutlarım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Kızım hoş geldin. Nerede bakayım? Diploma nerede? Dur bir Muhsin, içeri geçelim. Dört sene uğraştı çocuk ya. Asalım şöyle baş köşeye. Aman baba, sanki ne işe yarayacaksa. Tebrikler abla. Sağ ol canım. Hayırlı olsun kızım. Vallahi candan tebrik ederim. Canım kızım. Tuttuğun altın olsun inşallah ya Rabbim. Bravo Lale, bravo Lale. Bak Yusuf bile coştu. Bravo. Öpsün çocuk kızı, hadi. Ay. Aman Yusuf be, aman. Ne oldu be? Yüzümü yıkayacağım, baksana. Vantuz gibi. Tam sopalık bu kız, tam.
Niye böyle yapıyorsun? Ne diyorsun? O bizim kardeşimiz. İyi, al ayranı gör öyleyse. Sen var ya. Kardeşim diye yalap şalap salyasına katlanamam, tamam mı? Ya. Ya? Sırf annem babam diye de bu pis ve rutubetli eve de katlanamayacağım ayrıca. Anladın mı küçük hanım? Nankör. Bana bak, şimdi pasak geliyor. Hadi yavrum, bitmedi mi işiniz daha? İyi be anne. Nereye yetişiyorsak. Şimdi ne olacak? İş güç ne yapacaksın? Bak işte o biraz zor. Aa, niye öyle diyorsun kızım? Nasip bu. Bir gün seni de bulur inşallah. Niye öyle dedin? Bir sürü üniversite var baba. Hele bizim bölüm. Yani sürüsüne bereket. İşsiz mezun dolu ortalık. Olsun be kızım. Acele etme hiç. Gir bakalım sınavlara, bakarsın. Belki hiç gerek kalmaz baba. Nasıl yani? Bakalım. Zaman ne gösterir bilemeyiz, değil mi? Geç kalktın oğlum. Herkes yaptı kahvaltısını, çekildi. Az tembel teneke değilsin sen de. Çıkıyor musun kızım? Hı hı, çıkıyorum. Pek güzel olmuşsun. Lale. Hı. Hani diyorum, şöyle hayırlı filan bir şey mi var? Nasıl yani? Yani durumuna bakınca olur ya kızım. Yaşın artık geldi. Vaktidir. Hayırlı mı? Kesin hayırlı anne. Kesin. En azından kurtuluyorum. Aa. Ne demek istedin sen? Nedir öyle kurtulmak murtulmak? Esir misin sen burada? Sen nesin anne? Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evdekiler nasıl? Kutladınız mı mezuniyetini? Evet, kutladık. Kutladık tabii. Beni ne zaman tanıştıracaksın onlarla? Tanıştırmak mı? Elbette. Çok memnun olurum. Ama benim ailem... Yani öyle durduk yerde tanıştıramam ki. Durup dururken olduğunu kim söyledi? Ne? Yani... Gelmişken seni de isteyiveririm diye düşünmüştüm ben. bu yaştan sonra anamı babamı getiremem herhalde, değil mi? Sen ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Ay çok mutluyum, çok. Dur dur deli kız. Hay Allah. Ne zaman geleceksin? Ayşe. Şurayı da silecektin hani. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Leş gibi leş. Anne, bu çatlak beni hizmetçisi falan mı sanıyor? Bakma kızım sen ona. Akşama dünürcü gelecek. Eli ayağına dolanıyor tabii. Boş ver. Ya of.
Anne. Ha? O da akşam burada mı olacak? Nasıl? Kim? Yusuf canım. Evet kızım tabii. Semiha teyzelere falan bıraksak onu. Aa, nedenmiş o? Ya yemeğe çağırdık adamı anne. Şimdi bu böyle suyunu akıta akıta. Sen ne diyorsun Lale? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Seni kardeşinden utandıracak ekabir hiç gelmesin buraya kızım, hiç gelmesin. Doğru, ben olsam gelmem. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Abla yeter artık. Yalan mı be? Şimdi babam gelecek ya hapis içinde. Yusuf öyle sırıta sırıta bakacak adama. Annem de sen ağzını şapırdatacak. Yalan mı? Tımarhane burası be. Beni de mahvedeceksiniz, beni de. Anne. Sen. Anne. 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 Defol şuradan, tamam mı? Defol. Anne. Anneciğim iyi misin? Anne. Anne. Anne iyi misin? Anne. Anneciğim. Vallahi benim hikayem. İnsan tabii. Hangi yaşta olursa olsun anaya babaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle de böyle durumlarda. Ama maalesef ikisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Lale bahsetmiştir. Bir de evlilik geçti başımdan. Her şey insan için canım. Her şey insan için. Allah akıbeti hayretsin. Öyle öyle. Efendim, meseleye gelecek olursak... Vallahi nasıl açılır bu mevzular pek bilmem ama... Hay Allah, düşündüğümden daha zormuş. Ne diyorduk? Evet, siz de münasip görürseniz... ...kızınız Lale'yle... ...hani eskiler nasıl derler... Desti izdivacına talip. Bravo Lale. Bravo Lale. Yusuf da coştu. Bravo Lale. Bravo. Bravo Lale. Bravo Lale. Ben Yusuf'a televizyonu açayım içeride de izlesin. Gel Yusuf'cum. Bravo Lale. Bravo. Bravo Lale. Bu da bizim garibimiz işte Şeref Bey. Ya öyle. Bravo Lale. Bravo Lale. Bravo. Lanet olsun sana hem. Her şeyi berbat ettim. Her şeyi. Olmaz olsun. Allah kahretsin be. Bir sen değil ki hepiniz kaçıksınız. Hepiniz beni rezil etmek için yarışıyorsunuz. Gıkın çıkmasın, tamam mı? Gıkın. Hadi bakalım kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. (Gülüyor)
annesinin bir tanesi. Aman da annesinin güzeli. Sen ne yaptın bu çocuğa? Ne be? Ne diyorsun yine? Yusuf'a ne yaptın? Öf! Saçmalama! İşim var benim. Geç kaldım zaten. Dün gece sen bir şey yaptın Yusuf'a. Aman! Yusuf'a kesin bir şey yaptı bu. Hiç tadı yok çocuğun. Anlamadım gitti anam. Öz kardeşini düşmanı gördü kız. Ondan utanıp sakınacak adam bize damat olmayıversin canım ha. Herkesin başında. Adamın bir şey dediği yok anne. Senin kızın heyheyli. Aman. Şaştım kaldım canım ben de. Buyurun. Afiyet olsun. Bay Bey. Talebeliğimden beri hiç gelmedim belki buralara. Sen beni gençleştirdin. Farkında mısın? Sen zaten gençsin hayatım. Yemezler. Şu işler bitsin, düzenimizi kuralım. Ondan sonra da diyorum ki sizinkileri de alıp birlikte oturalım. Ne dersin? Bunu yapmak zorunda değilsin. Hayır, istemeden yapıyor değilim. Ben severim büyük ailemi. Hem bin bir güçlükle ayakta kalmaya çalışıyorum. Yazıktır ya. Ya ben bunu istemezsem? Hı? Oh,
Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Kardeşine baktın mı? Ne yapıyor? Vallahi sabahtan beri öyle oturuyor anne. Gittim, konuşmadı bile benimle. Of. Hey yarabbi.
Neden geldin? Baba, ben... Aç mısın kızım? Şeref kaza geçirdikten sonra tam 1,5 yıl boyunca yattı. Vefatına kadar. Bravo diyeceği gibi tam 18 ay boyunca sıvıyla beslendi Şeref. Aylarca onu ellerimle besledim. Vücudu çürümesin diye olduğu yerde çevirdim Ayşe. Altını temizledim biliyor musun? Tıpkı annemi Yusuf'a yaptığı gibi. Ona yattığı odaya her girdiğimde ne kadar aptal, ne kadar akılsız olduğumu söyledim kendi kendime. Sanki... Sanki... Hadi yarın konuşuruz. Dinlen biraz. Hadi. Allah rahatlık versin. Ayşe. Bari. Bari sen. Sabah konuşuruz. Dinlen hadi. Olsun sana değil mi? Her şeyi berbat ettin. Her şeyi. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Allah kahretsin be. Bir sen değil ki hepiniz kaçıksınız. Hepiniz beni rezil etmek için yarışıyorsunuz. Gıkın çıkmasın tamam mı? Gıkın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.